Dostlar hepinize merhabalar. Yeni videoyla karşınızdayım. Böyle üst üste video çekince insan bazen konuşacak bir şey bulamıyor ama bizde konuşacak şey bitmez. Biter mi? Asla. İnsan oluyoruz. İlla ki bir şeyler yaşıyoruz. Dostlar, siz bir önceki videoyu izlediniz. Ben ise dün yaşadım. Dün Gebze'de yattım arkadaşlar. Dediğim gibi çok yorgundum. Baş ağrısı vesaire bayağı sıkıntılıydı. Bu sabah da uyandım. Kayseri'ye iş aldım arkadaşlar. Bir tane ATM'ye götürüyoruz arkadaşlar. Tonajımız tahminen 3 ton civarı. Yani 3 ton bile değil. Yalnız şöyle bir ufak bir sıkıntımız var. Benim açımdan ufak bir sıkıntı var. O da şu. Şimdi biz Gebze'den Kayseri'ye gidiyoruz ama ben bunun hesabını yaparken dedim ki ya dedim 3 ton dingili kaldırırım, basar giderim. Gördüğünüz gibi akşam zaten daha yola daha yeni çıktım. Akşam saati bir yükleme oldu, karanlıkta bir yükleme oldu. ATM'lerin üstlerine spansit atmam gerektiği için ben o ara ilk koydukları ATM'nin spansitiyle uğraşıyordum. O ATM'de fark etmedim ama biraz hafif sollu olmuş. Hani ortalı değil de hafif arabanın soluna basıyor. Ben onunla uğraşırken diğer ATM'de onu da sağ olsunlar sol tarafa doğru yüklemişler. Yani normalde bu kamyon için 3 ton bir şey değil. Gerçekten bir ağırlık değil ama benim sol dingilim muhtemelen makaslardan dolayı zaten çok kalkmıyordu. Yani 3 bilemediniz 3,5 parmak kadar falan kalkıyordu. Şöyle parmağımı yaptığımda gözüktü değil mi? Ha gözükmüş. Şimdi bir parmak şöyle anca giriyordu araya o fabrikada bakarken. Kaldırdım bir o kadar kalktı. Bu benim için üzücü. Neden? Çünkü dingillerim havada olsaydı hem vakitten tasarruf edecektim. Araba biraz daha seri gidecekti. Hem de mazottan tasarruf edecektik. Araba biraz daha az yakacaktı. Bilmiyorum kaç litre fark eder ama yine de yani 1 litre bile fark etse sonuçta biz başkasının işini yapmıyoruz. Yabancıya çalışmıyoruz. Bu bizim kendi işimiz. Kendimize çalışıyoruz. 1 litre de olsa kar edecektik ama edemeyeceğiz gibi gözüküyor. Gerçi şu anda otobana daha yeni çıktım. Müsait olduğum bir yerde hem spansiyetleri tekrardan bir boşluğunu alacağım hem de tekrardan bir düzlükte kaldırmayı deneyeceğim. Çünkü fabrika rampadaydı. Ya, tamam fabrikanın içi düz gibiydi ama yine de ben emin olamadım. Bir de dedim belki mal iyicene oturur. Hani sağa sola belki iyicene oturur. Düz bir yer bulduğumda geçeceğim arkadaşlar. Dingili kaldırmaya vereceğim. O ara zaten spansiyetleri gererim. Bakarım dingil kalkarsa ki inşallah kalkar. Basar gideriz. Dingil kalkmazsa o zaman birazcık üzücü. Bu yol benim için birazcık üzücü olacak. 5 kilometre sonra bir benzin istasyonu varmış. Mazot da almam lazım. Orada büyük ihtimal bu işlemleri yaparım. Sizlerle de paylaşmaya çalışırım. Lütfen kızmayın bana böyle üst üste video çekiyorum diye. Yani üst üste derken mesela Ankara'dan İzmir'e bir video, İzmir'den Gebze'ye bir video, Gebze'den şimdi Kayseri'ye bir video, belki Kayseri'den Ankara'ya da bir video. Hepsi için ayrı ayrı video çekiyorum. Yani beğenmezseniz ne olursunuz yorumlara ya şunu şöyle yapsam daha iyi olur diye yorum atarsanız çok sevinirim. Çünkü ben elimden geldiğince size çok video paylaşmak istiyorum. Elimden geldiğince sizlere hem kısa süre olarak kısa hem de sık video atmak istiyorum. Bundan dolayı da böyle bir yöntem denemeye karar verdim. Çoğu yükleme yaptığım yerde ya da indirme yaptığım yerde maalesef fabrika, büyük fabrikalar olduğu için çekim yapmam yasak arkadaşlar. Yükleme yaparken, indirme yaparken maalesef çekemiyorum. Çünkü ta güvenlik kulübesinin yanında yazıyor. İşte fotoğraf video çekimi yasaktır gibisinden. O yüzden dostlar böyle bir durum söz konusu. Yani kolay kolay yükleme yaparken, indirme yaparken video çekemiyorum. Biliyorum onu da istiyorsunuz ama çekemiyorum. Zaten bizim kanalımızın
Aslında içeriği uzun yol videosu değil, biliyorsunuz, siz de biliyorsunuz. Bizim kanalımızın içeriği sanayi günlükleri, başka hiçbir şey değil yani. Sağ olsun arabam sizlere sanayide ne olur ne biteri çok iyi göstermek istediği için, keşke göstermese de uzun yol kanalı olsak. İleride de polis abi var ama. Dostlar ben kapatayım. Böyle güzel yağmurlu bir akşamla videomuzu başlattık. İnşallah kazasız belasız yükümüzü teslim eder, oradan yük alır, tekrar evimize ulaşırız. Polis abiler var, ben kapatayım. Kapatmayacağım. Bir dakika, ne var burada? Ne olmuş? Bir tane araba var. Şöyle hafiften şöyle yapayım da kamerayı. Vallahi araba bozulmuş mu? Ne olmuş? Şöyle. Araba çapraz duruyordu. Yani ya kaydı, ya bozuldu, ya bir şey oldu. Polis abiler de yardımcı oluyorlar anladığım, gördüğüm kadarıyla. Evet. O zaman ilerleyen dakikalarda görüşürüz. Dostlar, spanzetleri gerdim. 4 tane spanzetimiz var. Bir tane şurada halatımız var. O da şu altı platformu tutuyor. Dingili de kaldırdım. Dingil kendini toplamış. Şu an burada biraz karanlık ama eski seviyelerine biraz ulaşmış. Bu arada ustayı aradım. Hani şasiyi yaptırmıştık, körüğü taktırmıştık ya. O ustayı aradım dostlar. Dedim usta böyle böyle dedim. Ya sağ dedim kaldırıyor, sol dedim kaldırmıyor. O da şey dedi. Sen dedi bir ara yolun buraya düşerse gel uğra dedi. Ona ben bir ayar yapayım dedi. Bir de Kayseri'ye gittiğimizde unutmazsam inşallah sağ tarafın makaslarını yaptırdığım bir usta vardı hatırlarsanız, videoyu izlediyseniz eğer. O bana şu paspaslardan, yani bir daha yolun düşerse uğra, varsa dedi vereyim sana dedi. Varsa şu paspaslardan alacağım ondan. Sözü vardı sonuçta, vermiş, tutması lazım. Eğer iyi bir esnafsa sözünü tutması lazım. Onu da göreceğiz. Şu anda da 630 kilometre falan kaldı. 800 yani 800 diyelim, ortalamasını söyleyeyim. Yani 775 falandı da 800 kilometreden 630 kilometre kaldı şu anda ve yolumuza devam edeceğiz. Yalnız var ya, gece gece de yani tam kamerayı iyi göstermiyor. Şu an gerçi telefondan çekiyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Diğer kamerayı bağlamadım. Onu bağlarsam mikrofon falan bir sürü uğraştırıyor diye. Arabamız da gece gece bir güzel duruyor be. Vallahi maşallah. Arkadaşlar yorumlar kısmında bir maşallah alırsam. Bu ara çok ihtiyacım var çünkü bu maşallah. Teşekkürler. Teşekkürler. Her yazan, maşallah yazandan Allah razı olsun diyeyim. Ve yolumuza başlayalım. Dostlar, Ankara'ya girmek üzereyim. Ufak da bir problemle de karşı karşıyayız. Gişelere gelmeden hızlıca anlatayım. Arkadaşlar, can kurtaran rampalarından sonra arabada bir tuhaflık olduğunu fark ettim. Frene bastığım an araba aşırı şekilde sola ve bir anda da geri sağa çekmeye başlıyor. Dedim ki acaba dingillerle mi alakalı, ama ben Ankara'dan İzmir'e giderken dingiller hep havadaydı. Hiç de böyle bir şey yaşamamıştım. Dingilleri indirdim. Sanki biraz faydası oldu gibi ama yine de çekiyor arkadaşlar sağa sola. Ve dostlar arabanın jantlarının göbeklerini elledim. Çekerler, yani dingiller havadayken elledim. Çekerler sanki hiç fren sıkmıyormuş gibi serindi. Ön sol lastik böyle hafiften ısınmış. Sağ lastik ısınmıştı, yani göbeği ısınmıştı jantın. Vallahi anlamadım yani niye böyle bir şey oldu. Bilemedim ama maalesef böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Benim de aşırı uykum geldi. Şimdi gişelerden geçtikten sonra ilk gördüğüm yerde duracağım, uyuyacağım. Artık yol gidemiyorum. Saat 2 oldu. Zaten Takom'da 3 saat 42 dakika olmuş. Takom'da da olacak. En iyisi yatıp uyuyup dinlenip sabah da erkenden kalkıp
gündüz gözüyle yola gitmek. Eğer gidebilirsem Kayseri'ye kadar gideceğim. Yükü indirdikten sonra da sanayiye gideceğim. Çünkü bu yükün birazcık acelesi var arkadaşlar. Gişelere geldik. İleride büyük ihtimal polisler vardır. Şimdilik benden bu kadar. Sevgili dostlar, günaydınlar efendim. Gerçi benim için gün çok çok erken aydı ama gece 2 gibi uyudum. Sabah 6'da geri kalktım. 6'dan beri yoldayım arkadaşlar. Ankara'nın girişinde gişelerde yattım. Şimdi Kırşehir'deyim. Kayseri'ye de az kaldı. İnşallah yükümüzü bir an önce teslim ederiz. Normalde bir tanesini öğleden önce teslim etmem gerekiyordu. Yani öyle dediler. 11 gibi teslim etmen lazım dediler ama yapacak bir şey yok. Sonuçta yoldan geliyoruz. Hava şartları da tabii bizi etkiliyor yolda giderken. Full yağışlıydı çünkü yollar. Bir de şu frene basınca sağa sola sapması. Gerçi şu anda çok bir yapmıyor öyle ama dün gece niye öyle yaptı anlamadım. Şimdi de Kayseri'ye doğru devam ediyoruz. Aşırı yorgunum, gerçekten çok yorgunum. Yani bir an önce şu yükü indirip başka bir yük alıp artık evime gitmek istiyorum. Birazcık böyle rahat rahat uyumak istiyorum. Gerçekten çok yoruldum. Bu hafta çok dolu dolu geçti maşallah. İnşallah her haftamız böyle geçer. Ama işte birazcık yorucu oluyor. Şu ana kadar yani ben Kayseri'ye gidip bu yükü indirdiğimde, oradan da nakliyecilere gittiğimde tahmini olarak 800 kilometre yapmış olacağım ve toplamda kaç kilometre yapıyor? 2040 kilometre yapıyor. Bir 300-400 kilometrede geri Ankara'ya döneceğiz. Yani 2500 kilometre falan diyebilirim. Ortalama 2500 kilometre yapmış olacağız bu ay, şey bu hafta inşallah. Artık yorgunluktan doğru düzgün cümle de kuramıyorum. Tek hedefim arabayı yolda tutup gidip yükü indirip evime ulaşmak. Başka da bir şeyim yok yani. Böyle rüzgar gülleri var. Onları göstereyim size. Dağın tepesinde. Bunlar gece daha güzel gözüküyor. Işıkları yanıyor ya, kırmızı kırmızı. Yanıyor sönüyor, yanıyor sönüyor. Hatırlar. Allah'ım şuradan bir tane tıp nasip etsen bana ne güzel olur. Ne güzel olur, ne güzel olur. Dostlar, ilk adresimize geldik ama ve lakin öğle saatine denk geldiğim için maalesef bekliyorum. Hani bir umut diyordum, bugün hızlıca işlerimi halledersem belki iş bulur geri Ankara'ya dönerim diyordum ama galiba dönemeyeceğiz çünkü saat 2.30'a geliyor. 2.30'da da zaten mesai başı yapıyorlarmış. Nasıl öğlen arasıysa artık bu. Buradan çıkacağız, ikinci adrese gideceğiz. Ondan sonra artık Kayseri nakliyecilere gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet, Kayseri'de yine sanayi günlükleri. Her şeyde sanayiye uğruyorum. Sağ şeridin körüğünün lastiği patlamış arkadaşlar. Araba yolda gelirken diyordum ya, sola sağa çok çekiyor diye. Mecburum yaptırmaya. Bunu yaptıracağız. Şoförü ne? Ambulanslara gittim. Ne kadar şoförü yapıyor?
dostlar. Maalesef hafta sonu Kayseri'de kaldık. Öğlene kadar iş baktım. Hava yağmurluydu, çok yağmur yağdı. Kamyona geçeyim dedim. Bir iki ufak problem oldu, onu da anlatacağım. Onları yaparken zaman geçti. Zaten öğleden sonra da işler düşüyor. Bu gece buradayız yani, anlayacağınız. Şimdi ne oldu ne bitti bir konuşalım. Evet dostlar, günümüzü ve bu seferi bir özetleyelim şöyle. Neler yaşadık, neler oldu. Hatta beni bugün sevindirici şeyler yaşandı Kayseri'de. Hepsine bir gelelim. Öncelikle bilmeyen arkadaşlar için bahsedeyim. Kayseri Nakliyeciler sitesine. Arkadaşlar, Kayseri Nakliyeciler sitesine ben ilk defa geldim. Önceden Kayseri'ye geldim ama Kayseri Nakliyecilerden işi almamıştım. O yüzden girip dolaşma, iş bakma fırsatım olmadı. Hani Kayseri'de iş var mı yok mu, ne kadar var ne kadar yok gibisinden. Kayseri'de iş var arkadaşlar, yok değil. Ama benim kalma sebebim, bugün cumartesi. Buradaki abilerin söylemesine göre cumartesi günleri Kayseri'deki fabrikaların yarısı kapalı oluyormuş, tatilde oluyormuş. Eğer öyleyse kalan yarısı da genelde burada hep tır, daha sonra damperli araç çok arıyorlar. Ve kapalı araç, yani malum kış aylarında olduğumuz için kapalı araca daha çok bir talep var. Açık bir iki iş vardı, onlar da maalesef bana uymadı. Ondan dolayı ben burada kalmak zorunda kaldım. sabah uyandım. Öğlene kadar falan iş baktım. Öğlene doğru yağmur çok arttı arkadaşlar burada. Ben de üşüdüm. Dedim kamyona geçeyim. Telefonumun da şarjı yoktu. Dedim hem telefonu bir şarja takarım hem de ısınırım Webosto'yu açıp. Dün gece de uyurken Webosto bir anda soğuk üflemeye başladı. Bu olay bizim bir abinin daha başına gelmişti. O da arabayı çalıştırmış, kapatmış, Webosto düzelmiş. Bilmiyorum ne alaka ama öyle olmuş. O benim aklıma yatarken geldi ama dedim ki ya şimdi uğraşmayayım. Hani sıcacık yataktan kalkmak da istemedim. O yüzden uykuya devam ettim arkadaşlar. İşte sabah kalktım, iş baktım falan. Bu kamyona geldiğimde arabayı çalıştırdım biraz. Sonra Webosto'ya bastım. Webosto ısıtmadı içeriği. Neyse dedim, hani yapacak bir şey yok. İş bakayım bari telefondan. Telefondan da iş baktım. Çünkü birazcık internette iş oluyor gibiydi Kayseri ile alakalı. Kayseri'de de baktım, hani ta sabahki 8'de 9'da paylaşılan işler var internette de. Dedim en iyisi ben bu Webosto'yu yaptırayım. Çünkü eğer ki burada kalırsam cumartesi gecem, pazar gecem, hatta pazartesi de belki donarım yani burada. Gerçekten çok soğuk bir yer. Ondan dolayı da Webosto'yu yaptırmaya gittim. Tam elektrikçi arıyordum. Bir yer buldum. Tam yanaşacağım. Yanıma bir araba yanaştı. Camı açtım. Bu da benim için gerçekten çok güzel bir duygu oldu. Camı açtım. Dedi ki ben dedi seni YouTube'dan tanıyorum dedi. Ben de vallahi mi dedim, hani şaşırdım çünkü. Çünkü Kayseri'deyim yani, ne bileyim. Gebze'de de denk geldi. O zaman da gerçi şaşırmıştım. Vallahi dedi tanıyorum ben seni dedi. Bir çay içelim dedi. Abi dedim arabayı şuraya çekeyim. İşi var. O yapılırken biz de çay içeriz. Gerçekten çok değerli, çok kıymetli bir abiyle tanıştım. Sohbeti, muhabbeti gerçekten çok güzeldi. Sağ olsun. Bütün videolarımı izliyormuş zaten. Muhtemelen bunu da izliyor olacak. Belki şimdi diyecek ya biz onu 2 hafta önce konuşmuştuk belki. Hani bu videoyu ne zaman yüklerim kanala bilmiyorum. Elimde daha 2 video daha var ama videonun stoğuna göre videoyu paylaşacağım. Buradan da o abiye gerçekten çok sevgilerimi, saygılarımı ailesine ve kendisine iletiyorum. Çok, gerçekten çok iyi bir insandı. Allah'a da çok şükürler olsun. Hep karşıma böyle iyi insanlar çıkartıyor. Abiyle çay içtik, sohbet ettik, muhabbet ettik birazcık. Dertleştik diyelim birazcık da. Güzel bir sohbetin ardından Webosto'ya işte gittik, elektrikçiye. Webosto'yu yapmışlardı. Webosto şu an çalışıyor çok şükür. Bir de ben dedim ki hazır madem iş bakmıyorum gidip, bari dedim şey yapayım. Kamyonun dedim şu frenini de göstereyim. Belki fren ayarına falan ihtiyaç varsa hani ucuz yolla kurtuluruz dedim. En azından kendimi de başkaları da riske atmam diye. Siz zaten gördünüz, ufak ufak da olsa bir video çektim, çekebildim, fırsatım oldu. Sağ, biliyorsunuz sol körüğü komple değiştirmiştik. Sol körük patladığı için. Sağ tekerin körüğünde de lastiği yırtılmış arkadaşlar, delinmiş. Hatta onu da gösteriyorum videoda. Onu değiştirip onu yaparken ya
inanmayacaksınız belki ama yani şaka gibi. Bir abi daha geldi. Direkt elini uzattı. Nasılsın kardeşim dedi. İyiyim abi sağ ol, sen nasılsın dedim. O da ben de iyiyim dedi. Ben dedi senin YouTube'da videolarını izliyordum dedi. Ben de şaşırdım. Gerçekten şaşırdım. Dedim ki herhalde bütün Kayseri beni izliyor. Gerçi ilk buluştuğumuz abi Kayseri'de ikametgah etmiyordu ama. Şaşırdım yani. Kayseri'de iki defa bu şekilde şöyle birazcık karanlık oldum. Ben kendimi şöyle biraz aydınlatayım. Birazcık rengim şey olacak ama. Şöyle yapalım. Biraz da böyle izleyelim. O abi de sağ olsun ayaküstü birazcık muhabbet ettik. Onunla çok bir vakit geçiremedik. Çünkü aracın işlemleri olduğu için işte frene falan bastım ettim. O abiyle de çok sohbet muhabbet edemedik ama ayaküstü birazcık konuştuk, sohbet ettik. O da gerçekten çok iyi bir insandı. O da izliyorsa buradan ona da selamlar olsun. Yani çok güzel bir gün geçti. Aslında benim için şey olarak ticari anlamda kötü bir gün. Çünkü kamyonum yatıyor. Bugün burada kaldım. Hatta yarın da buradayım. Pazar günü de buradayım. Ama mental anlamda çok mutlu oldum. Siz değerli insanların beni bir şekilde gördüğünde yolda bir selam vermesi, merhaba demesi, seni tanıyorum demesi beni gerçekten çok ama çok mutlu etti. O abilere de gerçekten canı yürekten çok teşekkür ederim. Gelip selam verdikleri için, kıymet gösterdikleri için. Böyle bir güzel bir şey yaşadım. Daha sonrasında tekrar geldim nakliyecilere ama artık öğleden sonra olduğu için nakliyecileri gezdim. Baktım hep aynı işler var. Dedik ki yapacak bir şey yok. Artık bugün buradayız. Mecburen artık Kayseri'deyim arkadaşlar. 2 gün boyunca Kayseri'deyim. Ben de bu videoyu başından beri telefondan çekiyorum. Bari dedim hani bir toparlayayım videoyu. Videonun kapanışını yapayım. Bari pazar günü burada boş boş oturacağıma en azından videoyla uğraşırım. Videoyu editler, düzenlerim. Yükleme hızımız daha hızlı olur en azından. Daha sonra uğraşmak zorunda kalmayız. Zamandan tasarruf ederiz. Şu anda belki beni biraz karanlık görüyorsunuz ama ışık bir hoşuma gitti. O yüzden devam ediyorum. Aslında gündüz çeksem de olurdu bu videoyu. Ama olsun. Böyle biraz böyle de bir şeyimiz olsun. Videomuz olsun kanalda. Siz değerli abilerimi, kardeşlerimi gördükçe inanın ben çok mutlu oluyorum. Yani böyle yolda beni gördüğünüzde, selam verdiğinizde. Bazen şöyle bir şey yaşıyorum. Yolda gidiyorum. Yani yolda hiçbir şey yok. Benim kamyonumda bir şey yok. Karşı şeritte bir ya da iki tane araba oluyor. Gelen kamyon ya da tır tam böyle benim yanımdan geçerken kornaya basıyor. Şimdi ben de yola odaklı olduğum için idrak edemiyorum. Acaba bana mı hani beni tanıdılar da o yüzden mi bastılar diyorum. Sonra diyorum ki ya İzzet kendini kuruntu yapma. Tamam hani çok şükür belli bir kitleye ulaşmaya çalıştım. Ulaştım da. Ama bu kadar da denk gelemez diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Eğer sizseniz o insanlar bana yolda korna çalıyorsanız en azından videonun yorumlar kısmına yorum atarsanız işte ben seni şurada şöyle gördüm kornaya bastım gibisinden. En azından selam mahiyetinde ben size yorumda en azından selam söylemiş olurum. Yolda denk gelip korna basamıyorum maalesef. Böyle böyle güzel güzel anılar birikiyor. Bu da çok mutluyum. Yani bu durumdan çok mutluyum. Hatta ben İzmir'e gittiğimde bahsettim mi hatırlamıyorum ama çok ama çok eskiden bu benim YouTube'a, Twitch'e yayın yaptığım, YouTube'da oyun videoları çektiğim zamanlardan beni takip eden bir kardeşim var. Ben çok karardım. Şöyle birazcık yapalım. İsmi Onur. Onunla görüştük. Onunla bir yemek yedik, sohbet ettik, muhabbet ettik. Çok değerli bir kardeşim o da benim. Yani böyle böyle insanların benimle etkileşime girmesi beni çok mutlu ediyor. Hep de iyi insanlar, düzgün insanlar, güzel insanlar denk geliyor. Çok şükür. O yüzden çok mutluyum. Ya bu mutluluğumu daha çok anlatırım ama yani sizleri sıkmayayım, boğmayayım bu konuda. Sadece gerçekten ama gerçekten beni yani ben sizlere evet bu işin gücün arasında bir şeyler üretmeye çalışıyorum ama sizlerin de bu şekilde bana dönüş yapması beni gerçekten mutlu ediyor ve bunu da ben size yansıtmak istiyorum. Maalesef Kayseri'ye geldik. Kayseri'de bile sanayilik olabildik yani bir şekilde bunu başarıyoruz arabamla beben. Bir şekilde bir sanayiye, o gittiğimiz şehrin sanayisine uğramazsak yapamıyoruz maalesef. Yani öyle bir durum içerisindeyiz. Yapacak bir şey yok. Çok şükür diyelim. En azından yaptırabiliyoruz. En azından tekerimizi döndürebiliyoruz. Allah'ımıza çok şükür olsun. Biliyorum belki bu son videolar birazcık alışılmışın dışında olabilir. Birazcık karman çurman olabilir. Belki
istediğiniz randımanı verememiş olabilirim. Bunun sebebi, pazartesiden beri yoldayım arkadaşlar. Yaklaşık 2000 küsür kilometre yol yaptım şu ana kadar ki daha ben Ankara'ya veya duruma göre belki başka bir şehre gideceğim buradan da. O yüzden haliyle insan gerçekten çok yoruluyor. Bir de şimdi bir yandan telefondan ses kaydı alıp bir yandan kamerayla çekim yaptım. Kameradan tam net izleyemiyorum. Çok, çünkü 2 inç şu kadar falan ekranı. Bu kadarcık ekranda detayları vesaireyi göremiyorum. Bundan dolayı da nasıl çektik, ne yaptık, çok mu karman çurman oldu, çok mu boşladık bilemiyorum. Artık bunun editlenmiş halini, düzenlenmiş halini sevgili eşim yaptıktan sonra o zaman göreceğiz, bakacağız. Bakalım ortaya ne çıkacak, ne olacak. Ona göre de videoların içeriğini daha çok daha düzenli hale getirmeye çalışacağım arkadaşlar. Evet, konuşmamı istediğiniz konular varsa eğer, merak ettiğiniz şeyler varsa eğer yorumlara yazarsanız, bu videonun yorumunun altına yazarsanız ilerleyen videolarda muhakkak o konulardan bahsederim. Videomuzun artık sonuna gelelim arkadaşlar. Benim için birazcık aksiyonlu, birazcık maceralı bir video oldu. Çünkü yolda gelirken gerçekten yüreğimi ağzıma getirdi araba bir iki defa. O yüzden artık normalde boşta, yani boş derken arabada 3 ton 4 ton varken, İzmir'e de çünkü öyle gittik. İzmir'e de öyle giderken mesela rampalar hep 6. vitesle indim. Hafiften frene bastım da araba zaten tutuyordu kendini. Hatta rampa eğer ki böyle çok eğimli olmazsa araba hiç fren yapmama gerek yok. Sanki rötardar çekmişim gibi belli bir hızda sabit bir şekilde iniyordu. Ama bu en son Kayseri'ye gelirken frene dokandığım an arabanın direkt böyle, ama yerlerde yağışlı ya, onun korkusu da var tabi. Araba böyle direkt kendini sola atıyor ve bu beni cidden çok korkuttu. Bunlar tabi bir yandan tecrübedir bana. Böyle böyle de hem daha şoförlüğümü daha çok geliştireceğim, daha çok bilgileneceğim, daha çok tecrübe edineceğim en azından çoğu konuda. Adım adım öğreneceğiz dostlar. Adım adım, biliyorsunuz ben bu işe hiçbir şey bilmeyerek başladım. Hiçbir şey bilmeyerek başladım. Yani kamyonculukla alakalı, kamyon şoförlüğüyle alakalı, nakliye piyasası ve nakliyecilikle alakalı hiçbir şey bilmiyordum. Ve bir yılıma yaklaşıyorum adım adım. Bir yılda kendimi bir adım da olsa ilerlettiğimi düşünüyorum. O yüzden her şey benim için, yaşadığım her şey tecrübedir. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Ve beni takipte kalın. Arkadaşlarınıza, çevrenize YouTube kanalımı veya YouTube videolarımı paylaş kısmından önerirseniz, arkadaşlarınıza paylaşırsanız ya da bu işe girmek isteyen arkadaşlarınız varsa onları bu kanalla buluşturursanız gerçekten çok ama çok sevinirim. Videoyu beğenip yorumlar kısmına yorum yazarsanız ve beğeni tuşunu birazcık kaydırdığınızda orada teşekkür butonu var. Eğer ki bana destek olmak isterseniz oradan teşekkür butonunu kullanabilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.